Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Amerika Kengash Palata azaları Uyghurlarının panahlıq iltiması haqida teklif sundi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika'daki ikki partiyanın Kengash Palata azaları Uyghurlarının panahlıq iltimasını teşhirişini tezilti haqida kanun teklifi sunugan. Haberde kayıt kılınışçe, Amerika Kengash Palatası Taşkı Münasuvvetler Komitetindeki partiye halkıgan parlament azaları Uyghur kişili hukukunu kuğdaş haqida en yeni kanun teklifi sunup, Xitoyning ziyonkashlikka uchurgan Uyg'urlarning panohlik iltimosini tasdiqlash jarayonini tezlatishni talab qilgan. Mazkur taklifni Demokratchilar partiyasidan Chris Cuomo bilan Jumhuriyatchilar partiyasidan Marco Rubio birlikda o'tirga qo'ygan. Agar mazkur taklif tasdiqlanib qolsa, Xitoyning ziyonkashlikka uchurgan Uyg'ur va boshqa millatlar 2-darajalik e'tibor berilgan musofirlik salohiyatiga erishadigan hamda Amerika hukumatining musofirlarning panohlanish iltimosini bartaraf qilishda oldin o'ylashadigan panohlanuvchilar qatoridan o'rin olgan. Bildirilishicha, mazkur qonun taklifi Sharqiy Turkistondan qochib chiqqan ziyonkashlikka uchurgan yoki ziyonkashlikka uchrash xavfi borligi aniq bo'lgan Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarni va ularning oila tabobatlarini qo'llashni asos qilgan. Parlament azaları ziyonkashlikka uchurgan Uyg'urlarning Amerikaga kirish iltimosi adillashtirilishi. Shuning bilan bir vaqtda boshqa ittifoqdoshlarni mushuninga o'xshash siyosat qo'llanishga ilhomlantirilishi kerak deb qaraydi ekan. Chris Cuomo bu vaqtda to'xtalib, Amerika Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishili huquq dafsanchiligini davomli ayiblashi, Uyg'urlar va dinni yoki milliy kimligi sababidan ziyonkashlikka uchurgan barlik kishilarni quvdashi kerak degan. Marco Rubio bu vaqtda to'xtalib, Xitoy Kompartiyasi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatini o'z ichiga olgan kishili huquqni dafsana qilish qilmishlarini davomli sodir qilayotgan bir paytda biz bu xil vahshiylikni cheklash uchun jiddiy tadbir qo'llanishimiz va Sharqiy Turkistonda ziyonkashlikka uchurgan Uyg'ur va boshqa millatlarga yordam berishimiz kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasini o'tirga qo'ygan Cuomo va Rubio oldingi oyda tashqi ishlar ministri Blinkenga yozgan xatida Onundan ikki partiya Kengash Palata a'zosiga rahbarlik qilib, Amerika hukumatining tahmini ko'p tadbir qo'llanib, ziyonkashlikka uchurgan va ziyonkashlikka uchrash xavfiga duch kelgan Uyg'ur va boshqa millatlarga yordam qilishni talab qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Turkiyaning Yapchan haqidagi qaroriga qat'iy qarshi turmiz dedi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Javlijan 13 aprel muxbirlarining Turkiya sud mahkamasining Abduqodir Yapchanga qaratilgan oxirgi sud qarori haqidagi savolga javob berib, Xitoy Turkiya sud mahkamasining Yapchan haqidagi qaroriga qat'iy qarshi turdi degan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining 13 aprellikki qarorli muxbirlarini kutib olish yig'inda Xitoy muxbiri Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Javlijandan 8 aprel Turkiyaning Istanbuldagi 29 jinoiy ishlar sud mahkamasi Xitoy taraf o'tkazib berish talab qilgan Sharqiy Turkiston terrorlik gumondori Yapchan haqida qaror chiqarib, Xitoy tarafining o'tkazib berish talabini rad qildi. Shundoqla uningga qaratilgan nazorat va chat elga chiqish cheklamasini bekor qildi. Xitoy taraf bu masalaga qanday pozitsiya bildirdi deb so'rgan. Javlijan buningga javob berib, Sharqiy Turkiston Islom harakati BDT xavfsizlik kengashi tarafidan tizimga kirgizilgan terrorlik tashkiloti. Buni Turkiya tarafmo itiroq qilgan. Yapchan Sharqiy Turkiston Islom harakati terrorlik tashkilotining qurg'uvchilarining biri. U Xitoy chegarasi ichida ko'p qitim terrorlik harakatlarini planlagan bo'lib, dalil isbot to'liq. Xitoy Turkiya sud mahkamasining chiqargan aloqador hukmiga qattiq noroziligini va qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Hamda Turkiya tarafini Yapchanning terrorchi mohiyatiga jiddiy qarab, xato hukmni o'zgartirib, bu deloning Xitoy bilan Turkiya munosabatiga og'ir salbiy ta'sir ko'rsatishdan saqlanishga chaqirdi deb bildirilgan. Xitoy Turkiyada yashayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchanni qaytirib berishni talab qilib, Turkiyaga birinchi qitim 2016 yili va 2019 yili 5 batlik, 2020 yili 6 oyda 68 batlik arznoma sunugan. Turkiya sud mahkamasi Xitoy tarafining bu ayiblashlarining jinoyat artishga dalil isbot bo'lolmaydiganligini ta'kidlab, Xitoydan qayta dalil isbot talab qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy taraf hech qanday dalil isbot keltira olmagan. Bu yil 8 aprel Turkiya sud mahkamasi Istanbul chog'layandagi adliya sarayida Abduqodir Yapchan ustidan yopiq sud ichib, Xitoyning ayiblashlarining asosi yo'q deb qarab, Xitoyning qaytirib berish talabini rad qilgan. Sud mahkamasi yana Abduqodir Yapchan delosining bekor qilinganligi va uning erkinlikka chiqqanligini bildirgan. Abduqodir Yapchanning advokati Mahmad Anas bu vaqtda so'z qilib,
Bugün bu dava neticelik ahırlaştı. İlgirki sotta Abdülkadir Efendi'nin çet elge çıkışı çekilenge idi. Bu kıtımkı sotta bu karar mı bikar kılındı digen. Yaponiya şirketi Şarkı Türkistan'dan pemidur kıyamı import kılışını tohtattı. Reuters agentliğinin bugünkü haberde bildirilişçe, Yaponiya'nın danlı şirketi Kagomi Şarkı Türkistan'dan pemidur kıyamı import kılışını tohtatkan. Haberde kayıt kılınışça, Yaponiya'nın en çok pemidur kıyamı ve köktet kıyamı işlep çıkarıcısı Kagomi çekti şirketi, bugün Şarkı Türkistan'dan pemidur kıyamı setvilişini vaktince tohtatkanlıkını ilan kılgan. Kagomi şirketinin bayanatçısı Kazumasa Kitagawa bu vaxta ipade bildirip, künsiri küçüyotkan kişilik hukuk meselesi biz oylaşkan mühim amınlarından biri. O yana Şarkı Türkistan'dan ilgiri setuvelip işip kalgan pemidur kıyamının bu yıl işiltip tüketildiğalıqını bildirgen. Melun buluşça Şarkı Türkistan'dan setuvelingan pemidur kıyamı Kagomi şirketi umumi mahsulat miktarının aran 1%'ini ilgileydigen. Biden Tunca Ramzala tebrikide Uygurlarını tılga aldı. Amerika Prezidenti Joe Biden 12 April özü ve rapiqisi namıdan Amerika ve dünyanın başka caylardaki Müslümanlara yollagan Ramzala tebrikide Uygurlarını tılga aldı hem de Uygurlar duç kılıbatkan kişilik hukuk depsençiliğe devamlı karşı turduğalıqını bildirdi. Biden bayanatı da alahide kılıp, Xitay'daki Uygurlar, Birmedeki Rohingya ve başka Müslümanlara duç kılıbatkan kişilik hukuk depsençiliğe devamlı karşı turman deb görsetti. Melun buluşça bu Amerika Prezidentinin tuncu kıtım Uygurlarının namını bivasta atap turup, Ramzallık tebrik yollayışı bulup, onun mezkur tebrik bayanatı Xitay'da Uygurlara kartılgan dinli, milli ve irki bastırış hesilip artkan mezgillerge doğru gelgen. Bayanatta alahide oran algan bu nokta, her kaysi caylarda yanala okşumugan derecede mevcut buluvatkan Müslümanlara karşı keyfiyetine keskin ayıpleş boldu. Biden bu hafta tohtulup, bu hıl bir treplemelik ve Müslümanlara hücum kılıçta kılmışlar pütülle hata. Biz bunu herkes kabul kılmayımız dedi. O Ramzallık bayanatı da, bu bir ayının tıxımı köp hayırlıkke ve berketke sebep buluşunu ümit kıldıqalıqını bildirdi. Onun bu haqtiki tebrik bayanatnamesi Aksaray'nın torbeti de hem de Amerika Prezidentinin Twitter hesabı da ilan kılındı. Xitay'a karşı turuş istiratiyası Amerika Kengash Palatası'a sunuldu. Amerika Kengash Palata azası, Kengash Palatası Taşkı Münasuvatlar Komitetinin reisi Bob Menendez ve Cumhuriyetçiler Partiyası'nın azası Jim Rich Katarahlar birlikte Amerika Kengash Palatası da Xitay'a takabül turuş üçün yeni bir kanun lahiyesi sunugan. 2021 yıldaki istiratiyeli rekabet kanunu deb atalgan 280 neçibetlik bu kanun lahiyesi de kişilik hukukunu ilgili sürüş, bihatelik yardımı bilen təminleş ve tətür təşviqatka karşı küreş kılış arqılıq Amerika'nın Xitay'nın dünyavi təsirini kengaytış urunuşuqa takabül turuş iktidarını yukur kütürüş tedbirleri oturuqa koyulgan. Mezkur kanun lahiyesi de yana Uygurlarga karatkan zulümleri sebeplik Xitay'ını cezalaş hakkıdaki mezmurlar oran algan bulup Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek, sistemlik baskonçılık, mecburlaş karakterlik balı çürüş, mecburi tuğmas kılış ya ki mecburi hamıldalıktan sakınlaş operasyası kılışka karıta ceza yürgüzüş katarıqla körsülgen. Amerika Xalqara Dinli Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi bu vaxta toxtulup, bu kanun lahiyesi de asasıqı Amerika'nın rekabet küçünü aşırış üçün Amerika'nın asasi kuruluşuna meblağ silişine ait tedbirler oturuğa koyulgan. Bu kanun lahiyesinin yılların beri Xitay'a karda tüzgen kanunlarının yığındısı deb karışka buludu digen. O yine bu lahiyenin kanunga aylanğandınkin ciddi icra kılındıqalıqını. Bulup mu bununla okşaş istiratiye kanunlarının icra kılınışının tıxımı tez bulduğalıqını tekitligen. Xitay taşkı işle menesirliki bayanatçısı Cavliyce muhbirlerini kütülü yığında Xitay'nın bu kanun lahiyesine katli karşı turuğalıqını. Ve Amerika Kengash Palata azalarını Xitay bilen Amerika'nın muqum terakiyatlığa yardım berişke çakırdıqalıqını bildirgen. Melun bilişçe mezkur kanun lahiyesi 21 April Kengash Palatası da avazga koyuldiken. Xitay Şarkı Türkistan'da yeni İslam dini rehberlik kollektifi kurup çıktı. Xitay dairelerinin başkuruşudaki Tangırtağ torunun 13 April'deki haberde bildirilişçe Atalmış Uygur Abdunum Rayonluk İslam Dini Cemiyeti'nin yeni bir nöbetlik rehberlik grupisi Xitayca saylam arkalık barlıqa kelgen. Şunundak ularının yeni hizmet nizamnamesi mi makullangan. Bu münasuvet bilen Çinçuengu ve Şöhre Zagir Katarlıq emeldarlar yeniden şekillengen. Ve bu dini rehberlik kollektifine kubul kılgan. Haberde etlişçe
Qubul qilish marosimida Xitoy amaldorlari bu dinni zotlardan vatanparvarlik bayrog'ini egiz ko'tarib, islom dinini itboqlik va inohlik uchun xizmat qildirishni talab qilgan. Shundaqla siyosiy jihatda ishonchli bo'lish, xalqaroq paytda o'z rolini joriy qildirish, partiya va hukumat bilan yaxshi itboqlik o'rnatishni alohida ta'kidlagan. Bu atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik islom dini jamiyatining xizmat nizomnomasidagi islom dinini xitoylashtirish, kompartiyaning rahbarligini va hukumatning Xinjiangni boshqarish strategiyasini ijro qilish, ijtimoiy muqimlik va aminlik uchun xizmat qilish, asabiylikni tugutishga hissa qo'shish, Xitoy kimligiga qarashini mustahkamlash degandek mazmunlar bilan o'xshash ekan. Bu yillik Ramazon oyi boshlanishi bilan o'tirg'i chiqqan bu atalmish saylom va Xitoy amaldorlarining qabul qilish haqida so'z qilgan analizchilar buning Xitoy doiralarining yana bir qitim dunyoni aldash hilisi ekanligini ta'kidlagan. Ular Sharqiy Turkistonda hozir islom diniga doir hech narsa qolmagan. Uyg'urlar Ramazonda cho'chqa go'shti yeyishga majburlanayotganda Xitoyning mushu saxta saylomdan barlig'a kelgan ozg'ina dinni zotlarni mu o'zlarining siyosiy g'arazlarga qurol qilmoqchi bo'lishi Xitoy rejimining naqadar razil ekanligining yana bir isboti degan. Amerika 11 sentabrgacha Afg'onistondan askar chekinadiganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken NATO bosh shtatida bosh kotibi Yenis Stoltenberg bilan o'tkazilgan uchrashuvdan burun bayonot e'lon qilib, Amerika va uning bir qism ittifoqdoshlarining bunidan 20 yil ilgari yuz bergan 11 sentabr terrorlik hujumidan keyin Afg'onistonga borganligini eskertib o'tgan. Blinken, biz Afg'onistondagi nishonimizga yetdik. Hozir askarlarimizni qaytirib kelish payti keldi degan. Ve Amerika Prezidenti Joe Biden'dan bir neçe saatten keyin çekiniş to'g'risida bayonot e'lon qilganligini, o'zining bu NATO'daki ittifoqdoshlari bilan bu masalani muzokara qilganligini bildirdi. Blinken Afg'onistonga birlikda berish ve birlikda qaytish prinsipini boshlab bekitganligiga ishora qilib, kelgusi bir neçe hafta ve neçe ay ichida Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotidagi ittifoqdoshlarimiz bilan Afg'onistondagi askarlarimizni bexatar ve mas qadamda chekindirish masalasida yaqindan hamkorlashimiz degan. U yana Rossiyaning Ukraina va uning atrofiga askar o'rinlashtirishiga munosabatlik masalalarning mo bugungi NATO yig'inida muzokara qilinganligini eskertib o'tgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.